İyi akşamlar herkese. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi sohbetlere devam ediyoruz. Bugün Father yani Baba filminin yönetmeni Srdan Golubović ile görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Hello, once again, welcome to the 10th annual, not annual, 10th International Crime and Punishment Film Festival. We're so honored to have you here in our festival. Thank you for joining us today. First of all, how are you? Is everything all right? Hello, I'm happy to join you and to talk about the film. I'm good. I'm good, and yeah, I had COVID, but now I'm good. I feel my condition is better and better, so I can just tell everybody, just take care. It's not easy thing. Perfect. We are happy that you're better. Kendisine nasıl olduğunu sordum. O da yakın zamanda COVID hastalığına yakalandığını, fena zorluk da geçmediğini ama şimdi çok daha iyi olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Now let's talk Evet. about your movie. Şimdi kendisine bu Father filminin ilk fikrinin nasıl çıktığını soracağım. So how did you come up with the idea for your film Father? How real is the story? The story, the film is inspired by true event and by true man and I don't know, 5 years ago I read on some internet portal story about the man whom social center took off his kids, and because as an act of protest, he started to walk from his small town to Belgrade. So, and when I read that article, the guy was already in front of the ministry, and I came there and I met him. I started to talk with him, and I discovered that there is something very interesting what I would like to make. There were two reasons why I immediately were moved by the story. Sorry, translate. Okay. Kendisi dedi ki bu tamamen gerçek olaylardan gördüğüm ve ilham aldığım bir film oldu. 5 sene önce bir portalda bu hikayeyi görmüş. Hikayeyi gördüğü zaman çocukları elinden alınan baba zaten bakanlığın önüne gelmiş. Aynı yürüyüşü gerçekleştirmiş ve kendisini iki şey çok etkilemiş. Yeah, first reason why I was very moved by that story was that I felt that there is something extremely cinematic, very cinematic in this story, and that I have first impression, first image that I would like to make something what is Balkan or Serbian version of Paris, Texas. And another reason was that when I talked with that man, and when I realized that he did not start to walk as an act of protest, but he started because something intuitive from his inner soul, and he did not have any idea what he will do with that act. He just started to walk. Okay, perfect. İki şeyden etkilenmiş olduğunu söylemiştim. Birincisi hikayenin aşırı sinematik oluşuymuş. Yani kendi ülkesindeki alanları kullanabilerek güzel bir sinematikliğe ulaşabileceği bir hikaye olduğunu düşünmüş. Ek olarak adam konuştuğu hikayenin gerçek hikayedeki adam konuştuklarında bu yürüyüşünün bir protesto olmadığını hatta içgüdüsel olduğunu ve sonucunda nereye varacağını bilemeden yürümeye başladığını söylemiş. And we're gonna continue with the second question. So, are these kind of situations common? Do they happen often in Serbia? There are some cases. When I started to research things about similar cases, I found out that there is many cases where very problematic cases, and I also discovered that it's really something. It's a mixture
of bureaucracy and also corruption, and mixture of those two things in our world in Serbia is very extreme, and that's why the whole system does not work well. Okay. Kendisine bu tür hikayede gerçekleşen konuların yoğun çoğunlukla yaşanıp yaşanmadığını sordum. O da aslında buna benzer hikayeleri araştırdığını, benzer hikayeler bulduğunu ama hepsindeki asıl problemin bürokrasinin ve sistemin bozulmuşluğundan dolayı kaynaklandığını belirtti. Yani Sırbistan'da bu bürokrasi ve genel olarak insanların bozulmuşluğundan dolayı sistem zaten çok iyi işlemiyormuş. Okay, so your journey started in Berlin and you had really good reviews there. How was the reaction in your home country? It was very good because we had the premiere in Berlin and it was really great there. And after 6 days, still Berlinale was not finished. We had the premiere on Belgrade Film Festival and the opening, it was opening film of the Belgrade Film Festival. So film started very well. And it was, I think that the subject and the film is very important for Serbian society today. And it was really great. Unfortunately, after a week, Corona started and everything was closed. But good thing is that in 10 days or 2 weeks of screening the film in Serbian cinemas, we had around 15,000 visitors. What is for that kind of movie and for Serbia, very good. Unluckily then everything started, but that's what happened with everybody. Yeah. Yani kendisine şimdi Berlin'de başlayan sürecin kendi ülkesinde izleyicilerle nasıl buluştuğunu, nasıl tepkiler aldığını sordum. Berlin'de premierini yaptıktan sadece 6 gün sonra Belgrad Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterilmiş. Orada da çok iyi tepkiler almış. Daha sonrasında sinemalara girdiği zaman Covid'in hepimizi evlere kapatmasından hemen önce... Sadece 2 haftada, sadece 10 günde 15.000 seyirciye ulaşmış. Böyle bir film için iyi bir rakam olduğunu söyledi ve de konunun öneminden dolayı birçok insanı etkilediğini ve birçok insana dolayısıyla iyi bir şekilde ulaştığını belirtti. So my next question is, did you change the script while you were shooting? How much did you stick to the script while you were shooting? Yes, it is always an interesting question. I think that script was very precise and we worked for a long time on the script. It's interesting because we worked for a long time on structuring the story and treatment, 5-6 pages. We worked on it for almost 3-4 months. And after that, process of writing was very fast. And at the end, I did not change much from the script, but when you have real locations, real men in front of the camera, some things are changing and it starts to become something from this, from paper, from the words from paper starts to be something what is completely alive. And that's the changes. I didn't change much. But in that kind of movie, which is mostly in exteriors, in the landscapes of the country, that visual aspect is very important. Kendisine senaryo yazıldıktan sonra çekim sırasında senaryonun çok değişip değişmediğini sordum. O da aslında 3-4 hafta 3-4 aylık bir Setman yazımında uğraştıktan sonra asıl senaryonun çok daha kolay geldiğini söyledi. Çok uzun bir dönem senaryonun sırasını oluşturmakla zaman ayırmış. Senaryonun sırasını düzenlemişler. Daha sonra da ortamlar değiştikçe, çekim lokasyonları değiştikçe çeşitli küçük revizeler olmuş ama fazlasıyla değişmemiş. Okay, so my next question. So in the
In the film, there are a lot of negative things happening to Nicola, but there are still some good things in the world, like the security officer trying to help him. And was that part exaggerated, or is it like it's similar to the actual story? I don't know actual story very well, and I don't know who helped two real men and who did not help. And that's all fiction. Inspired by True Event is just the beginning of the film and just the premise of the film. And everything from the moment when he starts to talk with people in social center and then from the beginning of his journey is a completely fictional. And for me, it was very important that nobody's negative or only positive, and all people are both black and white. And I really wanted to make that during his journey, some people are helping him, some people not. Some people recognize himself and as someone who is similar to them, like the guy on the gas station. And I wanted to make during that journey variety of that world. The most important thing for Nicola, who is introvert person, is a connection with the nature and the connection with the animals, and then on the third place, connection with the people. Perfect. Kendisine bütün filmde izlediğin zaman ya da izlemişsinizdir gördüğünüz gibi hem çok ona yardımcı olan karakterler ya da hayatını zorlaştıran karakterler var. Bu kısmın abartılmış olup olmadığını sordum ve orijinal hikayelerine nasıl bir bağlantısı olduğunu sordum. Kendisi de dedi ki adamın yola çıktığı, yani İlk fikir gerçek bir hikayeden gelse de adamın ilk yola çıkışından itibaren başına gelen her şey kurgu. Ve dolayısıyla karşısına çıkan karakterleri sadece iyi ya da sadece kötü olarak göstermek istemedim. Dolayısıyla o gri alanlarını, herkesin etiketlenmemesi gerektiğini iyice yansıtmaya çalıştım. İçine kapanık olan Nicola, öncelikli olarak zaten doğayla bir iletişim kuruyor, hayvanlarla bir iletişim kuruyor ve daha sonrasında insanlarla iletişim kuruyor ve insanların birbirlerini anlayabilmesini istedim, dedi. Our next question, the father character, Nicola, was such a hard character to portray. How did you work with the actor for him to portray such an emotionally and physically drained state? Did you do anything special? It was a very long process. First, we had a long, long process of casting. And for more than 6 months, we were looking for the main actor, because I felt that it is absolutely the most important. When you have a film in which you have one character in almost every scene, except first, in every scene and in every shot, crucial thing is who will play that role. So it was a long process, and after casting, I did something what I always do with my films. I had two till three months of everyday rehearsals. And it means discussion about the script, discussion about the character, and everything what can help us to make shooting process easier. Perfect. Kendisine bu Nicola karakterinin çok zorlu bir karakter olmasını ve oynayan aktörle nasıl çalıştıklarını sordum. Kendisi dedi ki bu çok önemli bir karakter olduğu için her sahnede, neredeyse ilk filmin ilk başı dışında her sahnede olduğu için bu oyuncunun castingi çok önemliydi. Ve dolayısıyla biz 6 ay boyunca aslında bu oynayacak kişiyi aradık. Daha sonra da seçildikten sonra 2-3 ay boyunca her gün karakterin üstüne konuştukları, nasıl çekim alanında daha iyi yaparız diye konuştukları provalar yapmışlar. Ve her filminde de bu 2-3 aylık süreci yapıyormuş sevgili yönetmenimiz. And also I have one more sentence. You finished? Yes. Ah, okay. It was very difficult for both of us, for actor and for me, because
we made a film about a man from such a big poverty and from the world where we don't belong. And it was not easy for us to imagine what is the world of that poorness. And that's why Goran, actor, and me talked about one very important thing, that we just have to follow that character. And the most important thing is that we will not be more clever than him, that we have to be not less clever, not but we the worst thing for that movie is to make a comment, and the most important thing is just to follow the character and to try to be all the time in his shoes. Okay. Kendisi şunu da eklemek istedi. Oyuncusuyla beraber gerçekten bu karakteri anlayabilmek için çok zaman ayırmışlar. Özellikle karakterin aşırı fakirliğini anlamaya çalışmışlar ve bunu doğru yansıtmak istemişler. Ve kesinlikle ondan daha zeki değiliz kısmını kabul ettikten sonra kendilerini her sahnede, her an onun ayakkabılarının içine girip onun ne düşüneceğini doğru yansıtabilmek için ekstra çaba harcamışlar. Perfect. And our next question. Did you aim to give like a political message to the authorities with this film? not exactly. You know, in every film I made, it's my fourth film, I had some political message. But first, let's say some social message. Social message is, means that I was always fighting for a better society. And I was always fighting in my, not film, in my social activities and in my cinema activities to fight for more democratic and more and better society. That's why in my films, there is always present some soul of that fight, but at the end, I think that very important thing is that art can't be servant of politics, and art has to be independence, and art is something what is more important than everyday life. And from that poetic truth, if it comes out, I think that it is the most important thing of and most important message of art. And sorry, one more sentence. And I think that that's mission of cinema, to talk about society on a poetic way. Perfect. Such a nice answer. Thank you. Kendisine bu filmle herhangi bir politik mesaj vermek istemediğini sordum. Kendisi de dedi ki ben politik mesajlarına daha çok sosyal bir mesaj verme amacını taşıdım. Çünkü kendi hayatımda da daha iyi bir hayat, daha demokratik bir hayat için durmadan aslında bir mücadele içerisindeyim. Ve bu mücadelem filmlerime tabii ki yansıyor dedi. Ama çok güzel kurduğu bir cümle, sanatın politikaya hizmet etmemesi gerektiğiydi. Sanatı özgür ve şiirsel bir medyum olarak gördüğü için politik bir mesaj vermenin sanat üzerinden doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Dolayısıyla sanat onun için şiirsel ve politikadan bağımsız, özgür bir alan olarak belirtti. Perfect, thank you so much. And lastly, I would like to ask, what would you say to yourself as a first-time filmmaker, like when you first started to make your own movie, what would you give advice to yourself? Yeah. I'm professor, so I have students and I very often talk with them about that subject, about that thing. I think that they have to be brave. They have to be prepared not to make compromises,
in a way that there is no compromises with the idea of the film. And also third thing is just to follow their intuition. Another thing, and what is good to do and what is good to make to, because first film is very important, because if you make first film good, then you exist on the map of cinema. And it's important to make something new, and it's important to surprise. Perfect. Kendisine son olarak 10 sene önce olmak zorunda değil. Film yapmaya ilk defa girişen birine hangi tavsiyeleri vereceğini sordum. Dedi ki, profesör olduğumdan dolayı aslında öğrencilerimle bunu hep konuştuğumuz bir konu. Öncelikle cesur olmaları gerekiyor yaptıkları her şeyde. Hazırlıklı olmak çok önemli ve kendi fikirlerini doğru yansıtabilmek konusunda kararlı olmaları gerektiğini söylüyor ve her zaman içgüdülerini dinlemesi gerektiğini söylüyor. Ek olarak ilk filmlerinin önemli olduğunu, çünkü haritaya girmek için ilk filmin önemli olduğunu söyledi. Ve bu ilk filmin de yeni ve şaşırtıcı bir özelliğinin olması önemini ve filmin etkileyiciliğini arttıracağını söyledi. So thank you so much for joining us today. Do you have anything to add? Oh, thank you. Thank you very much for inviting me. And I think it's in these horrible times, I think good thing is that we discovered online things, and sometimes we can communicate very easy through these things. And thank you for opportunity to talk with you and to share thoughts about my film. Thank you so much. Quick translation. Kendisine herhangi bir şey eklemek istediğiniz, eklemek isteyip istemediğini sordum. Kendisi de dedi ki, bu zor zamanlarda online olarak buluşmayı fark ettiğimiz, yapabildiğimiz için çok mutluyum. Böyle ortamlarda bir araya gelmek, böyle konuları tartışmak çok güzel dedi. Thank you so much again. It's really nice to have you in our festival. Hope you have a great night. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki söyleşimizde tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Thank you. Thank you. Bye.